Merhaba sevgili yengeç burçları, yükseleni ve ay burcu yengeç olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbimin tüm iyiliklikler, güzellikleri sizin olsun, üzerinize olsun inşallah. Canım yengeçler, biliyorsunuz ben de yengeç burcuyum. Burcumu çok seviyorum. Çok merhametliyiz arkadaşlar. Birazcık fevriliğimiz var, onu da idare edin. Çabuk sinirlenen kişilerdir yengeç burçları, ama yengeçler çok merhametlidir arkadaşlar. İşte o anlık öfke olmasa daha da meleğiz de, işte neyse. Sizi çok seviyorum gerçekten. Bugün yengeç burcu bakacağım. Yengeç, yükseleni yengeç olan arkadaşlar için 15-31 Ekim bakacağız arkadaşlar. Bakalım yengeçleri neler bekliyor. Ben de dahil olmak üzere. Kendi bakımda tek başıma bakamıyorum. Sizinle beraber bakacağım. Bakalım neler var, neler olacak. Yengeçler su grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Ay'dır. Uğurlu sayıları 3, 7. Uğurlu günleri pazar ertesidir arkadaşlar. Yengeç burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Yengeçler çok iyi anlaşır su ve topraklarla. Yengeç, balık, akrep, boğa, başak, oğlak ve yükseleni de bu burçlardan olabilen kişilerle iyi anlaşır. Her zaman söylüyorum, yükselen burçlarımıza dikkat edelim. Yükselen burçlar ay burçlarının üzerinde çok çok etkilidir. Özellikle 30'dan sonra yükselen burçlar çok devreye giriyor arkadaşlar. Yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bana doğum saatinizi de yazın. Doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri, doğum saati şart arkadaşlar. Evet, bir bakalım yengeç burçlarında neler var, neler olacak. Arkadaşlar bu arada çok rica ediyorum, kanalımı abone olarak izleyin lütfen. Abone olmadan izleyen izleyici sayım çok farklı. %85, %75. Yapmayın bunu arkadaşlar. Emek sarf ediyoruz lütfen. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayalım. Benim için çok önemlidir. Emeğimin karşılığı olarak. Arkadaşlar alma verme dengemize dikkat edelim. 2, 4, 6, 7. İşimi çok severek yapıyorum. Her halinden bellidir. İnsanlar zaten hissediyor, benim dinleyicilerim. 2, 4, 5 izleyicilerim. 2, 4, 6, 8, 9. Bu kartlar biraz büyük ya, sığmıyor buraya. Çok seviyorum kartlarımı. Evet arkadaşlar, videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayalım. Kanalıma abone olarak izleyelim. Ben çünkü enerji sarf ediyorum. İşimi çok severek yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane daha çıkarmam lazım. 11. Şöyle yapalım. Evet. Özel bakım isteyen arkadaşlar, bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum arkadaşlar. Özel bakımları görüntülü yapıyorum. Instagram'dan veya WhatsApp'tan. Detaylı bakımı yaparım arkadaşlar. Birkaç kartla bakıyorum. Kahve, tarot, kamil bir arada. Artı yarım saat ve tüm soruları cevaplıyorum. Fiyatlarda hiçbir zam yapmadım ben arkadaşlar. Gerçekten geçen sene hangi fiyatsa bu sene de aynı. Çünkü insanlar zor durumda. Sizi çok seviyorum. Ara ara da kampanyalar yapıyorum biliyorsunuz. Ben izleyicilerimi seviyorum. İnsanları seviyorum. Birbirimize dikkat edelim. Birbirimizi üzmeyelim arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Hepimiz için geçerlidir. 5 günlük dünya derler ya. Gerçekten de üzmeye değmez birbirimizi. Öyle insanlar arıyor ki beni canlı şeyde bakım için. O kadar üzülüyorum ki gerçekten. İnanılır gibi değil yani. Öyle şeyler duyuyorum ki Allah hepimize yardım etsin diyorum ve bakımıma geçiyorum. Çok konuştum galiba. Ama farkındaysanız hem kartımı açıyorum hem konuşuyorum zaman kaybetmeyeyim diye. Evet. Şimdi bakalım yengeçlerde neler var. Canım yengeçlerim biraz sıkıntılı gösteriyor. Kupa dörtlüsü her zaman üzüntünün kartıdır. Aynen öyle. Aile içerisinde maddi olarak hani sanki iş konusunda ve çalışma konusunda, bir rızık bereket konusunda bu dönemde biraz sıkıntı yaşadığını gösteriyor yengeç burcunun. Ruhen de biraz sıkıntılı gösteriyor. Özür dilerim. Sıkıntılı gösteriyor. Şimdi buradaki yıkım neymiş, bir ona bakalım. Bir yıkım kartı çıkardı. Neyin? Aynı şeyden bahsediyor. Yengeç burcunun ailesinin içerisinde.
Evli olan yengeçler, sevgili olan yengeçler veya akraba içerisinde, çünkü kolektiften bahsediyor, görüyor musunuz? Topluluktan bahsediyor. İş hayatınızda bir olumsuzluk yaşadığınızın aşikar bu habercisidir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ayın 16'sı, ayın 16'sından sonraya gösteriyor. Lütfen dikkat edelim sevgili yengeç burçları, bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Bazı aşk hayatınızın olumsuzluğunu da gösteriyor. Biraz maddi sıkıntılar da var. Ama burada iş yeriyle alakalı, aile içerisinden olabilir, topluluktan bahsediyor. Yani çevre olabilir. Küçük aileden bahsetmiyorum, geniş aile olabilir. Onlardan yana sanki yengeç burcuna yapılmış bir komplo ve yıkımdan bahsediyor. İş yerinizdeki insanlara dikkat edin. Bir yıkım yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır uğraşıldığınızı gösteriyor. Sevgili yengeçler, sizinle uğraşıyorlar, sizi kıskanıyorlar. Kesinlikle potansiyelinizi ve gücünüzün kıskanıldığını gösteriyor. Dikkat edin. Hiç aklınıza gelmeyen kişiler sizi sırtınızdan bıçaklayabilir. Ayın 16'sından sonra 20'si, 24'ü, 16'sı. Şöyle diyelim, 16'sı ile 24'ü arasındaki süreye lütfen dikkat edelim. Evet, burada mahkeme konusu, bu aile kartıdır. Yengeç burcundan ayın 20'sinden sonra mahkemesi olan yengeçler. Miras davası olabilir, boşanma davası olabilir. Bu mahkemenin görüleceğini gösteriyor. Olumsuz mudur? Hayır, olumsuz değil ama rahatlama döneminiz mahkeme konusunda, mahkemesi olan yengeçler ve yükselen yengeçleri rahatlayacağından bahsediyor. Söyleyeyim size. Diğer tarafta ne var? Topraklarla Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Boğa Başak Oğlak olan İkizler Kova Terazi ve yükseleni İkizler Kova Terazi ile sıkıntılı gösteriyor. Size sıkıntı veren partneriniz yükselen burcu ve burcunu toprak ve havalardan bahsediyor. Size üzüntü ve sıkıntı veriyor. İnatlanma, inatlaşma, olumsuzluk, bir ayrılık ve bir üzüntü içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Mesafe olarak birbirinizden uzaktasınız ya duygusal olarak veya yol olarak. Yol kartı çıkartıyor arkadaşlar. Yolunuz var diyor. Yengeç burcu kesinlikle hayatında bir değişiklik olacağını gösteriyor. Başka şehir, başka ülke olabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsin. Yeni yatırımlar yapabilirsin. Yeni bir fırsat geçebilir eline ve o fırsatın peşinden gideceğini gösteriyor. Zamanlama ne zamandır desek, ayın 23'ünden sonraki süreyi gösteriyor. Arkadaşlar, bu kolektif açılımıdır. Her zaman söylüyorum, üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin canlarım. Her zaman söylüyorum, özel bakım, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz özel bakım için. Ve kolektif açılımda yeni yüzdeye bakarak konuşuyorum ben, söyleyeyim onu da. Kesinlikle yol yapacağınızı gösterir ve bu yolu başka ülke, benim içime doğan başka bir ülkeden bahsediyor. Şehir ve ülke, ben çoğunlukla %80 %70 başka ülke gösteriyor benim içime doğan. Ve bu kadar potansiyel, o kadar mükemmel bir fırsat yakalayacağınızı gösteriyor ki, güç kralı her zaman gücünü kanıtlamış birinden bahsediyor ve güce doğru, başarıya doğru, olumluluğa, maddiyata doğru ve bazı şeyleri kanıtlamaya doğru yola çıkacağınızı gösteriyor. Yolunuz açık olsun inşallah. Evet, maddi konulara gelince şuraya bakar mısınız? Güç kraliçesi ve güç kralıyla güç kraliçesini yan yana çıkartıyor. Bu yengeç ve yükseleni yengeç ister erkek ister hanım yengeçler için geçerlidir. Şimdi burada aynı şekilde bahsediyor. Değişim ve dönüşüm. Ayın dedik ya, burada ayın 23'ünden sonra yol yapılacağını gösteriyor. Kafanızda tuttuğunuz olumlu bir uzun zamandır düşündüğünüz bir düşünce olduğunu, yeni yatırım yapma, yeni iş yapma, yeni iş başvurusu yapma veya uzun zamandır beklediğiniz bir para var ise kesinlikle bu parayla alakalı bir paranın dönüşü. Para olarak, maddiyat olarak çok mükemmel bir dönemdir diyor.
kart ve gücünüzü toplayacaksınız. Her anını değerlendirmeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Benden söylemesi. Evet, burada uzun yolculuklar. Mesafe olarak birbirinizden uzak olan aşık yengeçler. Hava gruplarından bahsediyor. İkizler, kova, terazi. Sıkıntı var. Barışabilirsiniz. Kavuşabilirsiniz. Mesafe olarak başka şehir, başka ülkede olumsuzluklar yaşayan, küs olan veya mesafe sorunu yaşayan yengeçlere barış gösteriyor. Ayın 25'inden sonraki sürede partnerinizle bir buluşma olabilir. Yalnız olan yengeçlerin hayatına 25'inden sonra yeni fırsatlar, yeni bir aşk gelebilir diyor. Ay çok güzel kartlar çıkartıyor ya. Şuradaki hayal ettiğiniz, hayalinize doğru değnek şövalyesi her zaman toy birinden bahseder. Değnek şövalyesi oturmamış, yani genç birisinden bahseder veya düşünce delikanlı. Delikanlı diyorlar ya, deli birisi, güzel anlamda deli. Cesaretli, cesur, düşünmeden hareket eder. Yani delikanlı birisinin düşündüğü şeyin, hani düşündüğü şey değil de düşünmeden hareket edeceğini gösteriyor. Yani derin düşünmeden, hani ölçüp biçerler diyorlar ya, uzun düşünmeden ani harekete geçeceğini gösteriyor. Çünkü hayalin peşinden gideceğini gösteriyor. Ve size bir şey söyleyeyim mi? O kadar mükemmel bir balık yakalayacak ki bu gittiği yerde, kısmetten bahsediyorum. Bu hareketi onun, bu düşüncesizce hareket eder. Hani bir sinirle hareket eder ya insan, düşünmeden, planlamadan. Bundan bahsediyor. Ve bu yaptığı yatırım da olabilir, bu maddiyatla ilgili iş değişimi de olabilir. Cesaretli ve cesurca hareket ettiği şeyin, hareket ettiği işin ve plansız hareket ettiği, adım attığı yolun üzerindeki tamamen sizi sıkıntıdan çıkaracağını gösteriyor. Yani kendi kaderinizi kendiniz yazacaksınız gibi, tövbe estağfurullah, yani değişeceksiniz gibisinden, ama bunu bilerek değil, şans eseri olacağını gösteriyor. Yani planlanmamış bir şeyden bahsediyor. Bu sizi çok ciddi olumsuzluklardan ve sıkıntıdan çıkaracağını gösteriyor. Zaman ayın 16'sını gösteriyor. Özellikle hapis, mahkumiyet veya işte polislik iş varsa, içeri girme tehlikesi varsa, hapse girme, kesinlikle %100 değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Ay çok iddialı kartlar çıkartıyor. Ay maşallah, benim için de geçerlidir bu baktığım, çünkü ben de yengeçim. Şimdi burada görüyor musunuz? Bazı şeylerin gayretini veriyorsunuz, çok üzgünsünüz ama yıkılmış bazı şeyler. Şimdi detay, geniş bakım yaptığım için detaylı bakım, hani tek yönde değil, detaylı bakım dediğim, yani tek aşk bakmıyorum, detaylı bakıyoruz, karışık baktığımız için burada ister aşk hayatını, evliliğini yıkılmış olan kişiler veya yıkılmak üzere, hani boşanmak üzere olan, ilişkisinden ayrılmak üzere olan yengeçler olabilir. Veya yıkım içerisinde olan, uzun zamandır yıkımda olan herhangi bir konuda olabilir. Tamir etmeye çalışan yengeçin zor dönemler geçirdiğini ve zar zor tamir etmeye çalıştığı bazı problemi olduğunu gösteriyor. Ama şu kartın güzelliğine bakar mısınız? Güneş kartı, aydınlanma. Diyor ki neden yana sorunun varsa, neden yana problem yaşıyorsan, bununla ilgili aydınlanmadan bahsediyor. Ayın 21'inden sonra, ayın 19'undan 21'inden sonraki süre, 19-21 arasındaki sürede çok mükemmel aydınlanma olacak sıkıntı yaşayan yengeçlerle ilgili. Özellikle yuva kartı gösteriyor. Evliliğinde ve ilişkisinde sıkıntı olan yengeçler için plan ve projelerinin, uzun zamandır hayatı planının üzerinde çalıştığını gösteriyor ve hayata geçeceği dönemdir diyor. Çok mükemmel karttır. Buradaki karmaşıklık nedir? İş hayatınıza dikkat edin. Kargaşayı görüyor musunuz? Bir cücüne söz konusu. Karışıklık var. Yani buradaki tek kişiden bahsetmiyor. Kolektiften bahsediyor. Değnek ve işlesi, karmaşadan bahsediyor. Bu satranç oyunu, mantık kullanmanız gerektiğinden bahsediyor. Üzerinize oynayan kişiler var diyor. Gözünüzü açın uyarısı var kartın. Tamam mı canlarım? Benim için de geçerlidir. Bir kahvenize bakalım.
O kahvenin içerisi bayağı biraz sıkıntılı. Şurada görüyorsunuz. Sıkıntının yani kaygılardan bahsediyor. Nazarınız olduğunu gösteriyor. Çok düşünüyorsunuz. Evlilik teklifi, yeni barış, yeni başlangıçlar olacağını gösteriyor. İsminde A harfi olan, O, Ü harfi olan noktalı harfler, isminde Z, Y, Ç, C harfi olan, isminde Ş harfi olan, isminde burada R, F, B, D harfi olan, bayağı harf çıkmış. Yengeçler, duygusal hayatınızda üzüntü var. Tamam mı? Ama barış gösteriyor çoğunlukla. Barışacağınızı gösteriyor. Burada bir sıkıntınızın olduğu aşikar. Yani sizi üzmüş olduklarını gösteriyor partnerinizin, ama kesinlikle ve kesinlikle elinizi bırakmayacağını gösteriyor. Bebek bekleyen yengeçler, erkek bebek gözüküyor. Haberiniz olsun canlarım. Yeni evlilik teklifi alabilirsiniz. Size söyleyeyim, isimler burada çıktı. Şimdi burada yükselişten bahsediyor. Gerçekten çok mükemmel bir dönemdir. Tamam, sıkıntılı bir dönemden çıktık, ben de dahil. Ama baktığımız ayın 15'inden sonraki süre içerisinde maddi rahatlama, yeni teklifler, yeni iş başvuruları, yeni değişiklikler olacağını gösteriyor. Aile içerisinde yapılan huzursuzluklar ve kırgınlıklar var yengeçin. Yengeçle uğraşan insanlar var. Bir rahat verin ya. Vallahi birbirinizi rahatsız etmeyin artık ya. Uğraşan kişilerin olduğunu gösteriyor. İş yerinde sanki hedef olarak sizi gösteriyorlar, ama yükselişiniz var. Hiç merak etmeyin sevgili yengeç burçları. Olumsuz bir şey göstermiyor kahve, tamam mı canlarım? Mahkemesi olan yengeçler olumlu sonuçlanacağını gösteriyor. Ümidiniz az ama merak etmeyin. Gerçekten burada volkan patlaması var. Temiz bir volkan patlaması. Mükemmel bir haberin, beklemediğiniz bir haberden bahsediyor. Yollarınız var. Kısa kısa yollar var ama deniz ötesi. Uzun bir yolculuk. Hayatı değişen yengeçler de var. Mesafe olarak kat edeceğiniz sanki taşınma, temelli taşınma ve yurt dışı, yabancı ülke den bahsediyor ve burada çok mükemmel bir şans yakalayacağınızı gösteriyor sevgili yengeç burçları. Çok güzel çıktı kahvede. Ay inşallah. Burada da gördüğünüz gibi yine bir volkan patlaması var. Göstereceğim şimdi size. Volkan patlaması her zaman güzel haberin habercisidir. Şuraya bakar mısınız? Temiz bir haber alacağınızı gösteriyor. Burada aile içerisindeki tartışmayı gösteriyor. Geniş ailede olabilir. İki çocuklu evli kişilerin ailesi de olabilir. Evliliğinizde bir olumsuzluk olduğunu gösteriyor. Karşı tarafın arkasında bayağı insanlar var. Herhalde eşinizin tarafıyla aranızda sorunlar olduğunu gösteriyor sevgili yengeçler. Yapacak bir şey yok. Boşanma filan göstermiyor ama dikkat etmenizde fayda var. Yani büyüklük sizde kalsın derim. Arkadaşlar, bir evrenin enerji kartını da çıkarmak istiyorum. Ben işte bakım o kadar seviyorum ki doyamıyorum, sığdıramıyorum videoya. Bakalım evren bize hangi enerjinin mesajını veriyor. Tekrar çıkartacağım. Umarım güzel çıkar. Nelerle ilgili uyarıyor? Fedakarlık, yoğun sevgi, sürekli verici olmak, iyimser yaklaşımlar, verilen emeğe karşılık bulamadığında hayal kırıklığı ile bunu saplantı haline getirmek. Aynı bizi tarif ediyor vallahi. Aynı beni tarif ediyor. Fedakarlık yapıyor diyor. Yoğun sevgi. Sevgiye açız biz her zaman. Duygusalız biz. Sürekli verici olmak, her zaman öyleyiz. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Diyor ki yani ölçülü sevgi ver veya ölçülü davran ki karşılığını alamadığın zaman sıkıntı yaşama. Sıkıntı yaşadığın zaman da karşı tarafa saldırma. Aynı bizi tarif ediyor. Budur enerji. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayalım lütfen. Sizi çok seviyorum. Her şeyin güzeli sizin olsun. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.